Ahirete iman umut ilkesine güvenmektir. İnançsız insanlar da dünyanın faniliğine inanır ve yok oluşa karşı bir umut arar. Evet, burası çok önemli. İnançsız insanlar var. Dünyanın bir gerçeği. Herkes inanmıyor. İnananların yanında inanmayanlar da var. Hep olacaklar ama. Peki, inançsız insanlarla inançlı insanların buluştuğu nadir gözelerden biri budur biliyor musunuz? Umut. İnançsız insanlar da umut ararlar. Onlar da umutla yaşarlar biliyor musunuz? Siz inançsız insanların umuda muhtaç olmadıklarını mı düşünüyorsunuz? Hayır, onlar da umuda muhtaç. Hatta ben bilirim, bir ateist arkadaşım vardı. Ara sıra derdi ki, sana o kadar, o kadar imreniyorum ki keşke inanabilsem. Anlatabiliyor muyum? İyi biriydi. İyi bir insandı. Evet. Dolayısıyla öyle insandı diyorum çünkü vefat etti. Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatacaksa inşallah o da her şeyin içine girmiştir. Ben bilemem. Onun sahibi, ahiretin sahibi, o hesabın sahibi o. Dolayısıyla ben onun ahireti hakkında hüküm veremem. Ahiret söz konusu olunca benim dilim lal olur ve orada zın diye dururum. Çünkü haddini bilen hiç kimsenin ahireti hakkında hüküm vermez. Sen Allah değilsin. Maliki Yevmiddin budur. Evet, inananlarla inançsızların buluştuğu yer umut ilkesi. Bir gün bu hayatın son bulacağı gerçeği kimi hüzne boğmaz ki? bazıları da öleyim diye çok çaba sarf ediyor diyorsunuz. Aslında biliyor musunuz? Öleyim diye çaba sarf etmek için umudunu kaybetmek lazım. Umudunu kaybetmek lazım. Evet, umudunu. Onun için onun dışında iman eden bir mümin Allah'ın işine karışmaz. Efendim, yani yaşamı veren o, yaşam bir emanettir. Bu emanete sadık olman lazım, sadakat göstermen lazım. Onun için yaşam emanetini geri alırsa ona da boynumuz kıldan incedir demek lazım. Evet. Tam burada adaletten umut kesmeme inancı devreye girer. Adaletten umut kesmeme nedir bu? Hesabı sorulmamış haksızlıklara, zulümlere, cinayetlere karşı neyle teselli olur insan? Bu dünyada birini düşün, elini değdiği herkese zulmetmiş. Gücü var, parası var, makamı var, serveti var, her şeyi var, iktidarı var. Elinin yettiği herkese zulmetmiş ve zulmenin hesabını soran biri de çıkmamış. Ve o zulümlerle dünyada sapasını sürmüş, öbürü de cefasını çekmiş, çekip gitmiş. Peki ne olacak? Yani adaletin tecellisi için hiçbir seçenek yok mu önümüzde? İşte ahirete inanmanın bir boyutu da adalete inanmaktır değişim bu yüzden. Adalet duygusunu, içimizdeki adalet duygusunu öldürmemek içindir bu. Onu yaşatmak içindir. Evet. Eğer hesap sorulacağına inansaydın, hesabı verilebilir bir hayat yaşardın diyorum. Ahirete inanmanın en büyük, en ahlaki, en ahlaki gerekçesi bu olmalı. Yani hesap sorulacak bir hayata inanmak, hesabı verilebilir bir hayat yaşamaktır. Hesabı verilebilir bir hayat yaşadıktan sonra sorulmasa ne olur? Ha, İmam Cafer öyle demiş ya. Tut ki demiş bir dehri ile karşı karşıya gelmişler de. Tut ki demiş senin dediğin gibi bundan sonra bir hayat olmasın. Tut ki öteki dünya olmasın. Tut ki hesap günü olmasın. Ben bu sınırlara riayet ettiğim için ne kaybederim? İnsanca yaşıyorum. Şefkatli davranıyorum. Başkasına zulmetmiyorum, hak hukuk yemiyorum, haram yemiyorum. Bunları aslında kar, yani ikinci bir dünya olmadığını düşün, senin dediğin gibi olduğunu düşün. Ben ne kaybeder? Peki ya varsa sen ne kaybedersin? Demiş, eyvallah.